Vallahi abi şimdi şöyle bir şey var. Egemenliği olmayan bir devlet tabii ki hiçbir zaman güzel bir şekilde yaşayamaz. Orada egemenlik yok ama şimdi şöyle bir şey lazım. Mesela burada 15 Temmuz darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bizim halkımız ayaklandı. Oradaki halkın da artık ayaklanması gerekiyor. Kendine gelmesi gerekiyor. Bir örgütlenmesi gerekiyor. Yani böyle dururlarsa her zaman Çin zulmü altında kalmaya devam ederler. O yüzden şöyle bir şey gerekiyor abicim. İlk başta mesela Kıbrıs harekatında nasıl Kıbrıs'ta Türk Harekat Birliği başkanları vardı, örgüt kurdular, şey yaptılar. Orada da böyle örgütler kurulması gerekiyor. Eline sonuna ne kadar direnirlerse dirensinler. Şu anda modern dünyada yaşıyoruz ve bu modern dünyada Çin bir soykırım yapamaz. Ama hani Çin'in orada ne işi var? İlk başta bizim bunu sorgulamamız gerekiyor. Çin oraya nasıl girdi? Abi Doğu Türkistan'daki ceza kamplarından haberim var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Oraya çekime gidiyorlar. Amerika atıyorum oraya çekime gidiyor, Amerikan haber ajansı. Bakıyorlar içeri giriyorlar, güllük gülistanlık gibi bir yer olarak gösteriliyor. İçerisi böyle of oyun parkları, ne bileyim resim atölyeleri, müzik atölyeleri gibi gösteriliyor. Tabii oradaki yerde korkudan ağzını açamıyor, çok mutluyuz diyor. Ama hani orada bir zulüm olduğunu tüm Türk halkı da Müslümanlar da biliyor. Hatta Hristiyanlar da bunu biliyor da ağzını açamıyor işte. Vallahi bizden tepkimizi koyuyoruz her zaman gibi ama şimdi Çin'e Türkiye kafa tutacak bir güçte değil şu anda. Ama Türk halkı tabii ki şu anda neyse Kıbrıs'ta oradaki Türkler bir direniş başlattı. Biz de oraya gittik, yardımcı olduk, uçaklarımız girdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bulgaristan'daki Türkler buraya nasıl geldi? Bulgaristan'da kendi topraklarını bırakmak zorunda kaldılar, buraya geldiler. Ama Doğu Türkistan'da ise şu anda Çin zulmü altında zorla tutuluyorlar. Dediğim gibi biz elimizden gelince yardımda bulunmaya çalışırız ama ilk başta her zaman oradaki yaşayanların ilk başta bir direniş başlatması gerekiyor. Biz şimdi direkt hani sınırımızdaki bir ülke olsa mesela biz Suriye'ye nasıl girdik? Suriye'den sınırımıza bombalar geliyordu, biz girdik. Ama biz direkt Doğu Türkistan'a giremeyiz. Yani Doğu Türkistan'dan bir ayaklanma çıkması gerekiyor ilk önce. Bizim de destek verebilmemiz için. El altından destek veririz yani. Valla benim onlara diyeceğim tek bir söz var. Kapımız her zaman açık. Şimdi abi bunlar Türk. Yani biz Arap geliyor, Suriyeli geliyor, Lübnan geliyor. Biz onları alıyoruz. Biz Türkleri her zaman alırız. Hani biz Türkler, biz onlara Türk kardeşim, biz onlara git diyemeyiz. Onlar kan kardeşi, diğerleri şey din kardeşi. Hem din hem kan kardeşimiz onlar bizim. Şimdi bizim asıl meselemiz Suriye'yi, Lübnan'ı oraya buraya kurtarmak değil. Bizim aslında meselemiz Doğu Türkistan'ı kurtarmak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta orada yaşayanlar Türk. Oraya bir Türk toprağı haline getirmemiz gerekiyor tamamen bağımsız bir şekilde. Hani biz burada Suriyelileri yollayabiliriz. Ama siz Doğu Türkistanlıları asla yollayamayız. Sonuçta onlar da bir Türk burada. Hani bizim kapımız onlara her zaman açık ama Suriyelisi, Lübnanlısı gelecekleri kadar geldiler, yardım edecekleri kadar yardım ettik. Artık da yeter yani, erkekleri de gitsin orada kendi ülkelerini kurtarsın. Ama şu anda biz Doğu Türkistanlılara dediğim gibi her zaman kapımız açık, onlara git de diyemeyiz yani.